Ayrıntıları keşfetmek. X-libris yaklaşımı, tuğlalarla ortak bir model oluşturmak yoluyla hizmetin genel tanımının ve tasarımının yapılmasının ardından katılımcılar modelin tüm yönlerinin ayrıntılarını belirlemeye teşvik edilirler. Bu aşamada kişisel iş modeli kanvası kullanılır. İş modeli kanvası Creative Commons lisanslı bir araçtır. Farklı dillerde birçok sürümü bulunmaktadır. Bu aracın bulunması düzenlemesi ve kullanılması kolaydır. Xlibris yaklaşımı çerçevesinde iş modeli kanvası kütüphanelerin hizmet geliştirmeleri için kullanılmıştır. Kanvas bölümlerinin kolay anlaşılabilmesi için katılımcılarının diline çevrilmelidir. Gerekli durumlarda kanvas, ilgili alanın jargonunu uyarlanabilir. Örneğin kütüphaneler için müşteri kavramı yerine kullanıcı ifadesinin kullanılması, kar yerine fayda ifadesinin kullanılması daha uygundur. Kanvas katılımcılara tanıtılır ve kanvastaki her bir bölüm açıklanır. Kişisel iş modeli kanvası, iş modeli kanvasından türetilmiş bir kanvastır ve bu kanvastaki aynı 9 bölümden oluşur. Her bir bölüm, katılımcıların önerdikleri hizmetin farklı bir yönünü keşfetmesine ve detaylandırmasına yardımcı olur. Burada somut örnekler göstermek için kanvastaki bölümler Xlibris projesi için doldurulacaktır. Müşteriler bölümünde şu sorular yanıtlanır. Hedeflediğiniz kullanıcı grubu kim? Kim için hizmet ve değer üretiyorsunuz? En önemli kullanıcı grubunuz kim? Bu hizmet en önemli kullanıcı kitlenize hitap ediyor mu? Xlibris örneğinde temel hedef kitleler: Kütüphane kullanıcıları, bütün kütüphane türlerindeki kütüphaneciler, diğer bilgi profesyonelleri, kütüphanecilik ve bilgi bilimi öğrencileri. Sağlanan değer bölümünde kullanıcıların bu hizmetten sağlayacakları spesifik faydayı açıklayın. Şu soruları yanıtlamaya çalışın. Bu hizmet hangi ihtiyaçları karşılayacak? Kolaylık sağlayacak ya da kullanılabilirliği artıracak mı? Hizmet kalitesi ve verimlilik artacak mı? Kullanıcı memnuniyeti artacak mı? Xlibris örneğinde sağlanan değer, son kullanıcının hizmet tasarım aşamasına entegre edilmesiyle onların ihtiyaç ve isteklerine cevap veren hizmetler geliştirilmesidir. Kanallar bölümünde yanıtlanacak sorular şunlardır. Kullanıcılarınız hangi kanallardan ulaşılmak istiyor? Hedef kullanıcı kitlesine en uygun kanallar neler? Kullanıcı farkındalığı sağlamak için hangi kanallar kullanılacak? Yeni, potansiyel kullanıcılar bu hizmetten nasıl haberdar olacak? Hangi dağıtım kanalları kullanıcılar tarafından en çok tercih edilmektedir? Xlibris örneğinde kanallar temel olarak web sitesi duyuruları, haber bültenleri, sosyal medya gönderileri, özellikle Facebook ve Twitter, uluslararası konferanslarda düzenlenen çalıştaylar ve mesleki tartışma listelerine gönderilen mesajlardır. Müşteri ilişkileri bölümünde kullanıcılarla nasıl etkileşimde bulunulacağı ve nasıl iletişim kurulacağı açıklanır. Hizmet nasıl verilecek? Yüz yüze, uzaktan erişim. Xlibris'te ağırlıklı olarak yüz yüze etkileşim kullanılmıştır. Bazı proje çıktıları elektronik platformlar üzerinden uzaktan dağıtılacaktır. Kütüphaneler kar amacı gütmeyen kuruluşlar oldukları için kazanımlar bölümünde genellikle sağlanacak faydalardan söz etmek gerekir. Bu kazanımlar tatmin, Esnek çalışma saatleri, kalite, çok kullanılan hizmetler, yoğun kullanılan koleksiyon, diğer hizmetler için daha fazla zaman ayırabilme, mesleki gelişim, itibar ve tanınma olabilir. Burada söze edilen mesleki tatmin, mesleki gelişim, itibar ve tanınma Xlibris için de geçerli olan kazanımlardır. Kilit kaynaklar bölümünde hangi kaynaklara sahip olduğumuz açıklanır. Bunlar, vermeyi hedeflediğimiz hizmeti gerçekleştirmek için gerekli kaynaklardır. Kilit kaynaklar mevcut kişisel ve mesleki yeterlilikler, araçlar, ekipman ve nitelikli personeldir. Xlibris kapsamında ortak kurumlardaki personel, bilgi ve iletişim teknolojileri ve şablonlar bazı temel kaynak örneklerini oluşturabilir. Temel etkinlikler bölümünde hizmeti vermek için gerçekleştirilmesi gereken temel aktiviteler sıralanır. Burada bütün temel aktivitelerden bahsedilmelidir. Kullanıcı profilinin tanımlanması, akıllı hizmetler üzerine araştırmalar, web 2.0 araçları üzerine eğitimler, takım oluşturma, yenilikçi metodolojilerle ortak hizmet tasarımı, görüş almak için kitle kaynak kullanımı, yeni akıllı hizmetlerin prototipinin oluşturulması, Xlibris projesinin temel aktiviteleridir. Kilit Ortaklar bölümünde bu hizmetin verilişinde kimlerin yardım edeceği yer almaktadır. Bunlar servis sağlayıcılar, akademik personel, diğer kütüphaneler ve bilgi merkezleri, satıcılar, mesleki derneklerdir. Her bir ortak hizmetin sağlanmasına nasıl katkı sağlayacak? Xlibris'te temel ortaklar proje ortakları, kütüphane kullanıcıları, kütüphaneciler ve dış uzmanlardır. Maliyet bölümünde ne verdiğiniz ve nelerden vazgeçtiğiniz özetlenir. Uzun süreli çalışma, enerji, stres, tanınmama ve takdir edilmeme, esneklik eksikliği. X-Libris örneğinde bu kapsamda ekstra enerji, zaman, beceriler, mesleki bilgi ve uzmanlıktan bahsedilebilir. Kanvası doldurmada şu ipuçlarının yararı olabilir. Her grubun ortaklaşa geliştirdikleri model için bir kanvas doldurmasını sağlayın. Takımların kanvastaki her bir bölümü tartışabilmeleri için yeterli zaman verin. Büyük boyutlarda kanvas kullanın. Minimum A1 ya da A0. İhtiyaç duyulduğunda kanvas bölümleriyle ilgili açıklamalarla yardım edin. Katılımcıları anahtar kelime ve yapışkan not kağıtları kullanma konusunda yönlendirin. Katılımcılardan yazılanların uzaktan da okunabilmesi için Yazarken büyük harfler kullanmalarını isteyin. Sunumlar için 4-5 dakika ayırın. Dikkatlice dinleyin ve yorum yapın. Gerektiğinde kanvas üzerinde eklemeler, çıkarmalar ve yer değiştirmeler yapın. Bunu yaparken bütün takım üyelerinin onayını alın.